Tanımıyoruz efendim. İlk defa geldiler bu gece. Ulan tanımadığınız adamları niye alıyorsunuz içeri? Sağlam cuka getirmişler ama yanlarında. Paramı geri ver. Al. Uzaklaşın. Hiç acımam vururum. Uzaklaşın. Vururum hepinizi. Bırak. Efendim hemen çıkmamız lazım. Geçen defaki baskından sonra bu defa affetmezler bizi. Bir de üstünde ceset var ya. Polis. At silahını. Teslim ol. Teslim ol. Bırak. Herkes kaçtı. Abi. Sana kötü bir haberim var. Gömleğin mahvolmuş. Keşke bu gömleği giymeseydim bu akşam ya. Daha yeni aldım be abi. Hadi acele edin. Hemen toparlayın kasayı. Tamam. Tilki, sen de şu kameraları hallet. Hemen abi. Hülayin, bunu da mı siz yapıyorsunuz? Yok abi, biz buradayız. Hadi abicim, çabuk sallanmayın. Hadi. Thank you.
İstanbul'da suç oranı yeniden yükselmeye başladı beyler. Adamlar bizimle resmen dalga geçiyorlar. Vatandaşı soymaları bitti, şimdi birbirlerini soymaya başladılar. Sayın Başbakan da bu durumdan çok rahatsız. Aslına bakarsanız bireysel olarak işlenen suçlarda ciddi bir düşüş sağladık Sayın Valim. Sadece son dönemde türeyen birkaç organize suç çetesi var. Onlar karnemizi bozuyorlar. Gidin o zaman hepsini teker teker çökertin Sayın Müdürüm. Ne bekliyorsunuz? İstanbul'u birkaç çapulcunun eline mi bırakacağız? Derhal harekete geçmeniz ve bir şeyler yapmanız lazım. Adanalı'yı çağıralım. Efendim? Biri bir şey mi dedi? Ben dedim Sayın Vali. Yapmayın. Adanalı'yı İstanbul'a geri çağıralım dedim. Adanalı mı? Siz Nevzat Müdürümüze bakmayın Sayın Vali. Önümüzdeki ay kendisi emekli oluyor. Bu nedenle tuzu kuru. Bu yüzden rahat rahat konuşabiliyor. Neden öyle diyorsunuz Sayın Müdürüm? Siz de, ben de, bu masanın çevresindeki herkes de bu suç çetelerini alt edebilecek tek adamın Adanalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Yahu beyler, kim bu Adanalı? Hadi haydi. Geliyor. İmran Bey'den avurtlar birbirine geçti ha. Haydi. Buyur abi. Ver. Al abi. Vay. Evet arkadaşlar. Öncelikle isot kebabı olarak tabir edilen isot kebabının hafif ince kıyılmış haliyle şöyle bir tutam alınarak böyle kebabın üstünde böyle. Bu ağızda hafif rayka, yani hafif acı olarak tabir edilen bir tat bırakır. Böyle bıraktık. Otoban gibi oldu vallahi. Sonra 6.35'ten sonra 9 milimetre olarak tabir ettiğimiz, aha şu fakat acı değeri yüksek olan yeşil biberlerimizden şöyle üçer tane kebabımızın boy ölçüsünde şöyle yerleştirilir. Gördüğünüz gibi sonra sıra geliyor sonra 45 tabir ettiğimiz, aha bunları. Can alıcı noktadır ki çok önemli. Bakın bunlar böyle kafaları kesilmek suretiyle daha tehlikeli hale getirilirler. Evet, şimdi günün en önemli sürprizine geliyorum. Gördüğünüz gibi biz bunlara 22 kalibre, yani filibe diyoruz. Oh. Vay. Bunu da böyle koyduk mu? Evet, hafiften şimdi kebabımızı kundaklamaya geldi sıra. Bu baboş alınır ve bu esere şöyle önce bakacağız tabii. Vay. Kurban olayım ben. Hadi bismillah. 85-20 merkez, 85-25'ten. İkinci bölgede vukuat var. Bütün ekipler olay yerine intikal edin. Ya arkadaşlar... Bakarlar ya, bir şey olmaz. Hallederler bizim arkadaşlar. Tamam, çocuklar çözerler. 85-20 merkez, 85-25'ten harbi vukuat var. Yani gelmeniz gerekiyor. Bir otobüs dolusu turist teröristler tarafından kaçırıldı. Yok hemen ya. Acilen gelin. Valla mı ya? Ali. Söyle Emre abi. Hele sen şunu bir sar ya. Sar da ben yolda yayayım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Görev beklemez. Al hadi. Dikkat et ha. Emanettir ha. Dikkat et. Tamam abi. Yo, ben arabayı servise bıraktım. Ne dürüm ya? Ne? Ne dürümü ya? 1,5 Adana. Hem de bol acılı. Ulan ben bu dürümü inşa edene kadar ne kadar uğraştım biliyor musun lan sen? Bundan ettiğimden canım biberlerimi... Ya abicim indirsene beni, kimsin sen ya?
Önümüzdeki 22 saniye boyunca seni kabusun diyebilirik koçum. Ya ben sana ne yaptım abiciğim? Ulan daha ne yapacaksın lan? He? Daha ne yapacaksın? Zibidi! Kaldırımın yanından geçerken hem beni ıslattın hem dürümü. Üstüm başımı mahvettin. Ya abi vallahi görmedim o suyu ya. Ulan tabakhaneye tezek yetiştirir gibi araba kullanıyorsun ulan şehrin sokaklarında ulan. He? Adam gibi gitsen görürdün. Beni de suyu da. Ne aceleniz var anlamıyorum ki. Gideceğiniz yere 2 dakika geç gitseniz ne olur? Ölüm mü var ucunda? Açık kalp ameliyatına mı yetişecektin? Hem beni ıslattın, geçtin. Ne oldu? Bak kırmızıda takıldın, kaldın. He? Geçsene. Yemiyor değil mi? Ama beni ıslatmak yiyor. He? Sen... 8520 merkez, 8525'ten bütün ekipler olay yerine, bütün ekipler olay yerine intikal edin. Araban el koyuyor koçum. Ne? Niye ya? Ha, niye? Tanıştırayım. Komiser Yavuz. Çok pis heriftir. Kafası kızdı mı ne yapacağı belli olmaz. Ben bile tırsarım. Şimdi bu herife hayır deyip diyemeyeceğinden emin misin değil misin? Değilim. Güzel. Aferin. Aferin. Görünür kadar salak değilsin. Ver şunu da. Tamam. Sen nerelisin? İzmir Karşıyaka. Çok güzel. Al. Hadi bak. Kalkın abicim. Öğlen oldu. Dükkana geç kalıyoruz. Hadi. Hadi beyler. Ya, tamam. Tamam abi. Tamam. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış. Ordular da saf almış. Sanki herkes zan altında. Pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan. Fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez. Bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmış laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler. Gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir. Kim ne ister? Niyetse nedir? Orada kimse yok.
bırakma hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi tekrar arasında günaydın büyük bir fark var. Benimle günaydın. Senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Hadi fırlayın, geç kalıyoruz. Hı? Hadi kalk. Kalk hadi. Dün gece gelen kızları gönderin hemen. Sıkı sıkı tembih edin. Bir daha bizi bir yerlerde görürlerse bizi tanımayacaklar. Merak etme abi. Çoktan gönderdik biz onları. Ben zaten bıktım artık böyle neydi belirsiz olan kızlarla takılmaktan. Bir daha çağırmayın böyle kızlar. Ne tür kızlar çağıracağız ki abi? Düzenli manita yapın oğlum kendinize. Düzenli manita derken abi? Adam gibi aşık olun. Sürekli onunla takılın. Düzenli bir ilişki yaşayın yani. Ha. Düzenli. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış sorun. Hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Uzak durun otobüsten. Sakın yaklaşmayın. Şakamız yok. Sakın yaklaşmayın. Siz bilirsiniz. Nedir durum? Otobüs mazot almak için mola verdiğinde efendim, teröristler otobüse dalıp turistleri rehin almışlar. Biz yakın karakoluz. Müdahale ettik. Özel harekatta yolda komiserim. Komiser değil kardeşim, başkomiser. Bakmadın mı kimliğe? Affedersiniz başkomiserim. Kaç kişiler? İki kişi olduklarını sanıyoruz başkomiserim. Ne istiyorlar? Neymiş dertleri? Özel uçakla Libya'ya gitmek istiyorlarmış efendim. Oldu. Bir de sorun bakalım. Tekneyle mavi tura çıkmak istiyor mu şerefsizler? Duramayın yersiniz komiserim. Yalvarırım bırakın beni. Gidin ne olur ya. Komiserim. Allah'ınıza kurban olayım, beni geri yollamayın o otobüse. Kim bu ya? Otobüsün şoförüymüş başkomiserim. Ya güzel kardeşim, madem sen bu otobüsün şoförüsün, teröristler otobüsü gasp ediyorlar, sen ortalıkta ne geziyorsun kabak gibi? Başkomiserim, otobüse mazot alıyordum. Ben de o ara iki dakika küçük su dökeyim geleyim dedim. Ne olduysa o ara olmuş. Dikkat edin! Sen nerede lan? Nerede bu otobüsün şoförü? Nerede kaldı bu şoför? Öldürdün bütün leylileri! Yerinize! Gel buraya. Olayı sen tuvaletteyken gerçekleştiğine göre, şimdi beni iyi dinle. Bu adamlar seni hiç görmediler öyle mi? Hayır abi, görmediler. Ben tuvaletteydim o sırada. Ya sen de tam zamanında vurmuşsun tuvalete gelecek kardeşim. Bu turistler nereliler? Yunanistan'dan geliyorlar başkomiserim. Yunanistan mı? Ya dedi mesafinette. Ne diyor oğlum bu? Nafihume. Bilmiyorum ki. Biz senin dilinden anlamıyoruz ablacığım. Anlamıyor musun? Bu idya. Anlamıyoruz ablacığım, anlamıyor musun? Kim lan bu? Ha? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sen şoför müsün abicim? Yok. Ben itfaiyeyim de boş zamanlarımda öyle otobüs kullanıyorum. Espri yapma lan. Tamam abi, espri yok. Oldu tamam, espri yok. Bu sıcakta boynumuza kravat takmışız. Hala sen şoför müsün diye soruyor ya. Kalk lan ayağa. Tamam. Kalk. Kalkalım tamam. Dur. Otur.
Evet, yolculuk ne taraf abicim? Havaalanı. Havaalanı mı? Ya hocam biz o taraftan yeni geliyoruz. Vallahi havaalanında bir şey yok ya. Biz şuradan dönelim çeşmeye gidelim. Orada çok güzel balıkçılar var he. Biraz balık malık yeriz. Hem bu garibanlar kaç saattir arabanın içinde aç biraz susuz oturuyorlar ya. Sana havaalanına gidiyoruz dedik lan. Gevezelik yapma. Çalıştır tamam. Şunu. Tamam peki tamam. Allah'ım. Bas gaza. Yalnız abi şunu burnumun dibinden çek kurban olayım. Ben korkarım bundan. Şeytan neyin doldurur. Allah cezamı verecek yapma. Hadi bas gaza. Tamam. Tamam abi. Bismillah. Nereye gidiyor bu otobüs? Havaalanına gidiyorlar müdürüm ama merak etmeyin içeride bizden birisi var. Bizden birisi mi? Evet ama teröristler onun bizden olduğunu bilmiyorlar. Otobüsün şoförü zannediyorlar. Yahu kimden izin aldınız böyle bir operasyon için? Neden özel harekatı beklemediniz? Yok müdürüm, otobüsteki başkomiserimiz de zaten özel harekattanmış. Adı da şey, Yavuz, başkomiser Yavuz. Ne? Yavuz mu? Adanalı mı bindi yani otobüse? Adanalı mı? Allah! Çok fena ayvayı yediler. Kimler? Teröristler mi müdürüm? Toptan! Otobüste kim varsa. Pardon. Test. Üf. Ne yapıyor bu ya? Ses deneme. Hocam ne yapıyorsun sen kaptan? Abi yolcular anons edeceğim. Neyi anons edeceğim? Ya havaalanına geri döndüğümüzü. Niye? Ya abi bunlar turist. Biz bunlara her şeyi açıklamak zorundayız. Yani her şeyi izah edeceğiz. Yoksa gidiyorlar ben şikayet ediyorlar sonra. İşimden mi olayım abi ben? Ver şunu bana. Tamam. Ben söylerim. Söyle bakalım ne söyleyeceksin, haydi. Haydi bakalım, bekliyoruz. Sen anlıyor musun bunların dilinden? Biraz anlıyorum ya. Yani derdimi anlatacak kadar anlıyorum yani. O kadar yıldır turist getiriyoruz abi, o kadar da bilelim yani. Hani ekmek su bir şey diyoruz yani. Biz söyleyeceğiz, sen bunlara tercüme edeceksin o zaman. Al. Bir tercümanımız eksikti, mecbur onu da yapacağız. Buyurun, evet abi. Hadi başla. Abi daha bir şey söylemedi ki söyleyeyim. Ver. Bayanlar baylar. Bu otobüsü kaçırmış bulunuyoruz. Al çevir şunu. Kiryaske kiri. Evo astina mikos. Burası hi. Minto fanorosete. Yanoiti, mentoksevrune. Ne anlattın bu kadar? Ya Yunanca'da böyle. Cümleler bazen uzun oluyor. Yani cümle yapısı itibariyle böyle uzun uzun anlatmak zorunda kalıyoruz. Ver şunu be. Buyur. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Sağ salim bizi bekleyen uçağa yetişip, aracımızdan 5-6 kişiyi rehine alıp yolumuza devam edeceğiz. Geri kalanlarımızı serbest bırakacağız. Al çevir. İremiste. Oli fasofite, salihu. Hayda. Bu niye bu kadar kısa sürdü peki? Abi çünkü bu cümle bu kadar. Yani bazen uzun cümleler, kısa cümleler uzun olabiliyor Yunanca'da. Yunanca böyle bir dil yani maalesef. Allah'ım ya Rabbim nereden bulduk biz bunu ya? Allah Allah. Bunlar niye bu kadar sevindiler?
Sevindiler mi? Yok ya, niye sevinsinler abi ya? Bunlar stresten sinirleri bozuldu. Onlar öyle yani sinir boşalması gibi düşünebiliriz bunu biraz. Evet yani. Ne yapıyor bu? Ne oluyor ya? Neyi? Ne oluyor ya? Ya Orhan çok gerildi babacığım. Yani stresimizi biraz alsın diye müzik koydum. Yani müzik yapsın birazcık. Hani kendi adıma birazcık dicelik yapayım dedim. Tamam. Kiryeski kiri. Kratifides fihta. Şimdi ne dedin sen? Abi istek parçanız varsa peçetelere yazıp gönderebilirsiniz dedim. Biraz ağır ol abicim. Hey, sana yavaşla dedim. Niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Ne yapıyorsun kaptan sen? Yavaşla biraz. Yavaşlayayım. Derhal abisi. Derhal. Uçtular. Şerefsizler, uçtunuz oğlum, uçtunuz. Alın bunları alın. Kelepçeleyin bunları hemen, kelepçeleyin. Alın bunları, haydi. Ooo müdürüm, hoş geldiniz. Ne yaptın gene? Tebrik ederim müdürüm, çok iyi takip ettiniz vallahi. Efaristo. Efaristo. Tamam. Kalos, kalo, ola kala. Utandırıyorsunuz ben. Sağ olun. Tehlike geçti abi. Ben çok sıkıldım artık her sabah aynı gerilimi yaşamaktan be. Aklına başka bir yol geliyor mu abi? Banka işi. Bizim jübilemiz olacak çocuklar. Ondan sonra bırakacağız bu işleri.